Arkadaşlar herkese merhaba ben Muhammed bu videoda dünyanın en hızlı şarja sahip telefonu kutusundan çıkarıyoruz Zaten direkt burada görebiliyorsunuz kocaman bir 180 watt yazısı var Bu telefon şu an için aslında dünyanın en hızlı şarja sahip ikinci telefonu birinci telefon olarak Xiaomi var ama daha piyasaya sürülmedi o cihaz o cihaz Redmi Note 12 bir eklentisi vardı tam modelini hatırlamıyorum ama o telefon 210 watt ile geliyor bu arkadaş 180 watt ama o telefonu şu an alamıyorsunuz daha e, piyasaya sürülmüş değil şu an için dünyanın en hızlı şarja sahip telefonu bu. Şimdi bu telefonu daha açmadım 0.1 cihaz ilk defa sizlerle beraber açacağım ve hemen açalım açmak istiyorum. Ama önce bir cihazdan bahsedelim. Şöyle bu arkadaş 200 megapiksel bir kamerası var. Yani sadece şarjıyla değil, kamerasıyla da dikkat çekiyor. Aslında kamerasıyla demeyelim. Kameranın megapikseliyle dikkat çekiyor. 3D kavisli 120 Hz AMOLED bir ekranı var ve nihayet Infinix artık o her zaman kullandığı işlemci serisinden G95, G96 ve G90T'den vazgeçti ve farklı bir işlemciye geçiş yaptı. Ama maalesef yani 920 kullanmış, Diamond seti 920 kullanmış. 1200 yerine neden 920 o biraz soru işareti açıkçası. Çünkü bu telefon ucuz bir telefon değil. Yani eskiden 200-250 dolarlık telefon değil geçiyorduk ama bu sefer 500 dolarlık bir telefon var. Tamam ekranı gayet güzel vesaire her neyse şimdi hemen açalım direkt telefon karşılıyor Şimdi telefonun kutusu açıkçası yani biraz kaliteli yani kalın mukavva bir karton ee, şöyle tasarımını göstereyim Zero Ultra yazıyor kocaman şöyle diğer tarafta da her tarafta Zero, zero Ultra yazısı var Üstte de sadece Infinix. Alt tarafta şöyle gizliyim cihazım bilgileri var. Bende beyaz rengi var. Şöyle cihazı açtığınızda altta ultra yazısı var. Ve telefon kendisi. Telefonu çıkaralım efendim. Şöyle çıkarılıyor mu böyle? Çıkarılmıyor galiba. Çıkardım. Çıkardım. Evet. Şöyle yine cihazın bilgilerini gizleyeyim. Beyaz renk gözüküyor mu bilmiyorum ama umarım gözüküyordur. Arkasında böyle güzel bir desen var. Beyaz renk beyaz rengi de gayet güzel. Çerçeve metal mi bilmiyorum. İnternette bununla ilgili bir bilgi bulamadım ama galiba metal bilmiyorum. Şu an için metal gibi duruyor. Açalım cihazı. Hemen de parmak izi tuttu. Evet Infinix yazısı geldi. Hemen kutu içeriğine bakalım. Şimdi jelatini bir yana koydum. Bu nedir? Bu cihazla ilgili bazı bilgiler. Ama bunu niye koymuşlar gerçekten anlayamadım. PTT'nin kargo fişine benziyor. Neyse şöyle kenara koydum ve telefon açıldı bu arada. Hemen kutu içeriğine bakalım. Şunu bir kenara koydum. Kullanım kılavuzu var. 180 Watt yani her yerde 180 Watt yazısı var ve adamlar haklı açıkçası çünkü bu telefon çıkalı bir ay oldu yani mantık olarak, teknik olarak adamlar bir ilk yapmış. Zaten bu telefon Infinix'in şov cihazı diyebiliriz. Şurada neler çıkıyor hemen bir bakalım. Şurada gösterdim ben size. Mat bir siyah e, kutucuk var. İçerisinden bir tane iğne, bir tane hediye. Wow! Hediye dediğim animasyonlu bir NFT'ymiş. Güzel. Yani telefon parası çıkarıyorsa hakikaten güzel. Bu nedir? Bu da yine Infinix'in saçma sapan hareketleri. Yani daha çok çocuk işi olmuş bence bu. One X Gold. Geçtim bunu. Bir tane de ekran koruyucu var. Gayet güzel bir şey. Yani aslında çok kaliteli bir şey değil. Cam falan değil. Jelatin. Gerçi jelatin olmak zorunda. Çünkü ekran her iki tarafı kavisli. Ee, güzel, gayet güzel, kesinlikle güzel. Çünkü bu cihaza ekran koruyucu bulmanız gerçekten zor olacaktır. Şunu bir kenara koydum. Kutusu yine bitmiyor. Şöyle göstereyim size. Bir tane kılıf var. Şeffaf, klasik, silikon bir kılıf. Şöyle. Bunu da kenara koydum ve evet, yani bunu gördüm. Şimdi geleceğim. Dönüştürücü var ve asıl olayımız var. Wow. Çok ağır, 180 wattlık adaptör burada. Şöyle göstereyim. Ee, ama şöyle bir şey var, şu dikkatimi çekti. Ee, her iki tarafı Type C. Şöyle görebiliyorsunuz. Çıkış olarak Type C bir çıkış var. Mesela Xiaomi her zaman ne olursa olsun, mesela 120 watt olsun, 67 olsun, hep bir tarafı tip A, diğer tarafı tip C oluyor burada. Güzel. Her taraf her iki tarafı tipçe şöyle göstereyim ama gayet şey kısa bir kablo. Yok, gayet normal 1 metrelik bir kablo. Güzel. Üzerinde amper yazıyor mu acaba? Üzerinde amper yazmıyor. 0.80 yazıyor sadece. Amper, amper yazmıyor. Ee, son olarak Çinli markalardan alışık olmadığımız, hatta artık günümüzde hiçbir marka yapmadığı Böyle biraz ucuz bir kulaklık var ama adamlar koymuş en azından. Başka bir şeyimiz yok. Yani bu kadar da yeterli herhalde. Telefona dönelim efendim. Şimdi açıkçası ekranı gerçekten dikkatimi çekti kesinlikle. Şöyle size göstereyim. Yani çerçeve galiba orantılı. Üst ile alt orantılı. Sağ ve sol bit daha ince üst ve alttaki ile kıyasla. Ama gerçekten premium duruyor. Şöyle devam edelim. Ya ama... Dili Türkçe yapalım. Şöyle Türkçe. İlerleyelim. Tamam. Şimdi şöyle bir şey var. Zamanında ben 2 sene önce 08'i incelemiştim. O incelemiş olduğum ilk Infinix cihazdı ve ben o cihazı biraz eleştirmiştim. Ama söylemiş miydim hatırlamıyorum. E aklımda çok iyi kalan bir şeydi. Kurulum ekranında ülke olarak Türkiye seçeneği yoktu. En altta diğerleri diye, diğeri diye bir seçenek vardı. Aradan 2 sene geçti. Türkiye'yi eklemişler mi bakalım. Ee, bir de şöyle bir şey var. Yanlış hatırlamıyorsam Infinix Türkiye pazarına resmi olarak giriş yapmıştı. Belki yanlış hatırlıyor olabilirim ama öyle oldu gibi sanki Türkiye T'ye gelelim. T Pardon. Evet. T. Tanzanya, Tayland, Tunus ve Türkiye yok. Yine yok. Valla eklememişler. Diğerleri diyelim geçelim. Ama bu olmamış. <laughs> Telefonumuz hazırlanıyor. Ben o esnada şu arkadaki jelatini sökmek istiyorum. Jelatin değil aslında bu. e bilgisi var burada. Sökeyim hemen ve Şöyle size cihazın arkasını göstereyim. Cihazın arkası plastik galiba. Yani zaten desenden anlaşılabiliyor. Bilemedim aslında tam plastik değil, cam değil. Kaliteli bir plastik gibi duruyor. Çerçeve yok. Çerçeve plastik. Yani arkasını bilemem. Cam mı plastik mi gerçekten çözemedim. Ama Çerçeveler kesinlikle plastik. Hatta bu taraf alt taraf mat bir plastik. Diğer taraflar üç taraf parlak alt taraf mat. Ben mi yanlış görüyorum? Yok. Gerçekten alt tarafı mat. Diğer taraflar parlak. Bu saçma olmuş. Yani bu alt tarafı mat olmasaydı muhtemelen plastik olduğunu çözmem biraz vaktimi alacaktı. Ama Alt tarafı mat olduğu için direkt plastik olduğunu hissedebiliyorsunuz. Şimdi e, Google hesabımı eklemek istemiyorum şu an. Fakat size gerçekten şunu söyleyeyim. Ekranı hakikaten beğendim. Yani ekran kasa oranı ve şu anki ekran parlaklığı fena durmuyor. Keza tasarımı da gayet güzel ama malzeme olarak çok hayranı değilim. Hayranı olmadım cihazın. Fakat tasarımsal açıdan başarılı olmuş kesinlikle. Yani bugüne kadar Infinix'in yaptığı en iyi cihaz net. Tasarım olarak gerçekten adamlar kendini geliştirmiş ve ele güzel bir şekilde oturuyor. Şimdi ekran kilidi ayarlı diyor. Parmak izi diyelim. Parmak izi ekranda olması lazım. Şöyle bir şifre belirleyelim. Evet şifre belirledim ve gerçekten dediğim gibi parmak izi okuyucusu ekranın içerisine gömülü. Zaten amoled ekran koymuşlar. Bir zahmet parmak izi okuyucusu sağ veya arkada olmasın ekranın içinde olsun. 500 dolar veriyoruz yani o kadar da olsun. Ama ben hızını merak ediyorum. Çünkü hakkını yemeyelim. Infinix parmak izi okuyucusu konusunda gerçekten çok başarılı bir marka. Ee, mesela 08... Parmak izi okuyucusu konusunda harika bir telefondu. Yani o kadar hızlı ki bazen fake mi diye bir soru işareti bırakıyordu bende. Ama gerçekten adamlar parmak izi okuyucusu konusunda çok başarılı işler yapıyor. Burada nasıl işler yapmış merak ediyorum bende. Yok yüz tanıma istemiyorum. Yüz tanıma olarak. Kamerayı kullanıyor ama güvenli değil ve kullanmanızı tavsiye etmem pek. Telefon kopyalayıcı var. Onu da denemek istemiyorum. Atla diyorum. 2000 years later. Ve sonunda Android 12 tabanlı XOS şöyle göstereyim. XOS ve şurada Android 12 tabanlı yazıyor. Evet geçelim. Evet sonunda açıldı mı? Ve gerçekten sonunda açıldı. E şunu söyleyeyim ekranı hakikaten mükemmel olmuş. Kesinlikle. Yani sanki Infinix değil de daha çok Vivo tarzı bir cihaz gibi hissettim. İster arka duvar kağıdı olsun, arka plandaki duvar kağıdı olsun, ister ikonlar olsun. Galiba ikonları değiştirmiş adamlar. Ekranın renkleri gerçekten güzel. Şöyle parlaklığı açmak istiyorum. Yani ama renk şey parlaklık çok başarılı değil gibi. Ben şu an iç ortamdayım. İç ortamda evet yani bir zahmet yeterli olsun ama sanki dış ortamda biraz üzer gibi geldi. Bilmiyorum biraz denemek lazım. Kaç nit olduğunu gerçekten bilmiyorum. Ama şu anlık sanki biraz az gibi geldi. Şimdi dediğim gibi cihazın 200 megapiksellik bir kamerası var. 180 wattlık bir hızlı şarjı da var. Yani cihazın öne çıktığı iki özellik bunlar. Arkasında da adamlar size yazmış. Yani tasarım yazmışlar. Ekranı yazmışlar. Ekran gerçekten başarılı dediğim gibi. Ekrana söyleyebileceğim herhangi bir laf yok. Full HD Plus çözünürlüğünde olması gerekiyor. Ama şimdi Infinix'cim. Yani 500 dolarlık bir telefon yapmışsın. Ve artık o senin her zaman kullandığın işlemcilerden vazgeçmişsin. Niye 1200 yerine 920 kullanıyorsun? Yani madem yeni bir işlemci alıyorsun... 1200 olsun bir zahmet. Ucuz bir telefon da değil. 500 dolar. 500 dolar abi. Yani zamanında Mediatek 1200'ü e, Xiaomi 350 dolarlık telefonda kullanmıştı. K40 Gaming'den bahsediyorum. Burada niye öyle bir şey yapmışlar anlayabilmiş değilim. Şimdi parmak izi okuyucusunu denemek istiyorum. Tamam hızlı ama yani klasik bir hızı var. Çok öyle ahım şahım bir hızı yok açıkçası. Bu ekran kapalı iken böyle. Ekranı açalım. Tamam yani hızlı açıkçası beni çok şaşırtmadı. Mesela Note 10 Pro, 08 vesaire onların hızı gerçekten harika bir şeydi. Buradaki arkadaşın hızı o kadar harika bir şey değil. Tamam kötü değil ama kamerayı hızlıca bir deneyelim. Ufak bir deneme. Mesela şuradaki bitkiyi çekelim. Evet direkt size bir şeyler gösterdi. Direkt bir şeyler gösterdi cihaz. Şöyle bir odaklama yapalım. Hayır bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye. Bu animasyonu duyabiliyor musunuz? Abi sene olmuş 2022. Böyle animasyon olur mu ya? Bakın Infinix ses animasyonları konusunda hep böyleydi. Yani gerçekten adamlar kendini bu konuda hiç geliştirmemiş. Şimdi ben 200 megapiksel modunu denemek istiyorum. Şurada 200 megapiksel diye mod var. Seçtim bu modu. Mesela şu adaptörü çekelim. Evet fotoğraf işleme süresi var. 3-4 saniyelik bir işleme süresi. Ama şuna bakar mısınız? Yani evet 200 megapiksel olduğunu anlayabiliyorsunuz. Mesela bu yanımdaki bitkiyi çekeyim. 200 megapiksellik mod ile. Abi bu nasıl bir animasyon? ya yani gerçekten sinir bozucu bir animasyon. Yani şöyle şu anlık bir şey söylemek istemiyorum kamera ile ilgili. Ama sanki Infinix kendini yazılım konusunda pek geliştirmemiş gibi. Sanki başka neler var? Süper gece modu var, portre modu var, güzellik modu var, AI kamera modu var, video var ve film modu var. Film modu nedir arkadaş? Hareket, performans, seyahat, klasik, aile cadde birini seçelim mesela bunlar ne anlamına geliyor telefonunuzu sabit tutun yani filtre tarzı bir şey herhalde bunları da denemek lazım beni izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim kendinize çok iyi bakın eğer cihaz hakkında herhangi bir sorunuz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz sorabilirsiniz yorumlarınızın neredeyse hepsini okuyorum okumaya çalışıyorum en azından genellikle de çoğunu okuyorum dediğim gibi detaylı bir şekilde sormak istediğiniz bir şey varsa yine bana instagram üzerinden yazabilirsiniz. Özelden inceleme videosunda yanıtlarım. Sormak istediğiniz yoksa da yine takip edebilirsiniz. Hepinizi beklerim. Beni izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Beni takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.